Dostum merhaba, nasılsın? İyisindir umarım. Öyle kitaplar var ki elimde, of, size anlatmaktan büyük bir keyif alacağımı şimdiden söyleyebilirim. Kitaplarım çok kaliteli kitaplar ama kolay okunabilen ve rahatça başlayıp bitirebileceğiniz kitaplar. Mesela Dostoyevski, Dünyanın Devi değil mi? Onun Amcanın Düşü diye bir kitabını okudum. Bu birkaç ay içerisinde benim okuduğum kitaplardan bir seçki aslında. Bir ihtiyar amcanın genç bir kızla evlenmek isteği ya da daha doğrusu kafası gitmiş bir adamın etrafındaki insanların yönlendirmeleriyle başına gelenler. Zenginlik başa bela dedirtir adama. Nobel ödülü var 2014'te, pek bilinmiyor. Modiano, Karanlık Dükkanlar Sokağı. Çok karmaşık bir kitap. Bak bu kitap için az önce söylediklerimi biraz geri alıyorum. Zor okunabilir bir kitap. Bir aşk var, gidilen bir yol var ve içinde karmaşık duyguların olduğu bir aşkla çıkar ilişkisi var. Birisi çok seviyor, birisi de şöyle bir sağımıza solumuza bakalım der gibi yapıyor. Güzel kitaptı ama biraz zor. İki tane okumuşum, ikisini de yan yana getireyim, harika. Garsi, büyük adam. O da 1982'de Nobel almış. Niye Nobel aldı bu adam? Niye bizimkiler almıyor? Mesela neden bu Wattpad yazarlarımız efendim alamıyorlar falan? Yani böyle saçma sapan şeyler tabii söyleyen çok. Ama Garsi 100 yıllık yalnızlığıyla gerçekten çiviyi çakmış. Zor kitap 100 yıllık yalnızlık. Evet, ismini bile söylemekte bak zorlanıyorum. Ama onun iyi kalpli Erendra'sı var. Öykülerinden oluşuyor. 5 tane öykü var içerisinde. 4 tanesi şöyle nasıl söyleyeyim size? 10 sayfa, 12 sayfa hatta 2, 4, 6, 7 adamın hakkını yemişiz. 6 tane. 2, 4, 6, 7 tane öykü var içerisinde. En son öykü Erendra. Diğer öyküler kısa kısa. Çok harika. Çıt 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 çıt. Ama öyle çekirdek yer gibi değil ya. Yanlış anlamayın. O bildiğiniz çerezlik kitaplardan filan değil. Aklı başında öyküler. Yani böyle lafı gediğine oturtan cinsten. Ama kolay okunuyor. Keyifli. Elendra'ya gelince. Elendra annesi babası ölmüş. Bir kız çocuğu. 12-13 yaşlarında büyük annesiyle kalıyor. Büyük annesi biraz cadı ruhlu anladığım kadarıyla. Yani meşrep cadılığa kayıyor. Bir gün ne oluyor ne bitiyor? Bir kaza sonucu Elendra evi yakıyor. Birlikte kalıyorlardı ya büyük annesiyle, o evi yakıyor. Büyük anne zor şer paçayı yırtıyor. Şöyle dumanlarını filan temizliyor. Sonra o kıza bakıyor, diyor ki bana epeyce borçlandın, evin parasını çıkaracaksın. Ondan sonra bunlar bir yolculuğa çıkıyorlar. Kızı para karşılığında erkeklerle buluşturuyor. Bir tane de çocuk kızı seviyor. Sonra çeşitli işler başlarına geliyor. Çok eğlenceli, çok keyifli yani kızın başına gelenler. Değil elbette. Ama ders almamız gereken çok şey var. O büyük anne gibi olduğumuz pek çok hal var. Etrafımızdaki insanları illa kötü yola düşürmek zorunda değiliz. Ama canlarını aldığımızda kesin. Aşk ve öbür cinlerde bambaşka bir aşk hikayesi. Bir kız çocuğu, küçük bir kız çocuğunu önce bir yurda, rahibeler yurduna getiriyorlar. Oradan şüpheler var. Sonra emin oluyorlar ki bu kesinlikle cinli. Sonra bir başka kardinalin en yakın adamıyla bir ilişki oluşuyor. Hadi git bak bakalım bu doğru mu değil mi diye soruyor. O gidip meseleyi anlamaya çalışırken büyük bir aşk başlıyor. Yalnız kız öyle masum filan değil. Yani kendi onu zindana attılar falan filan gibi bir şey değil. Kız anasının gözü deriz ya biz o cinsten. Kurt Kanunu, Kemal Tahir. Kemal Tahir'in bütün serisini okuyorum. Hızla okuyorum. Araya başka kitaplar koyarken bile diyorum ki ya olmaz ki. Eşkıyalık bitmiş bir eşkıyanın hayatıyla karşı karşıyayız. Eşkıyanın çektiği sıkıntıları görüyoruz. Kaçma dertlerini. Yeniden eşkıyalık özlemlerini, dağları görüyoruz. Şöyle bir Anadolu kitabı okumak istiyorum. Şöyle lisanıyla, efendim lakaplarıyla ya da o anlattıkları kişilerin özellikleriyle Anadolu'da geçsin diyorsanız, tam da böyle İttihat Terakki, Cumhuriyet'in ilk yılları vesaire o noktaya denk gelen, o yüzden tavsiye ederim. İlk fantastiklerden bir tanesi Türk Edebiyatı'nda Rüyada Terakki, Mustafa Nazım Erzurumi uyuyor ve şöyle ileriye doğru bir yolculuk yapıyor. Orada teknoloji çok gelişmiş olduğu için dedesiyle karşılaşıyor. Çok böyle girift, rüyanın içerisinde olup bitenler. Fakat mesele şu, neden geri kaldık hikayesini bir fantastik kurgu içerisinde anlatıyor. Adamın gittiği, orada gördükleri, yaşadıkları, kendi toplumu içerisinde ah vah ettikleri pek çok şey var. İçinde bir de ne var biliyor musunuz?
Gerçekten fantastik ögeler var. Hani böyle, bu da çok kolay okunan kitaplardan değil. Biraz dili de tabii ki bizim ne yazık ki kaybettiğimiz Türkçe'ye benziyor. O yüzden de bazı kelimeleri anlayamayabilme ihtimali de var. Fakat eğer bir fantastik, Türk fantastiği, ilk Türk fantastiklerinden birini okumak istiyorsanız harikadır. Dursun Elekoy'un şimdi fantastik deyince burada Türk fantastiğinden bahsediyoruz. Burada dünyanın en iyi fantastik bilim kurgu yazarından bahsediyoruz. Dursun Elekoy'un Karanlığın Sol Eli isimli kitabı çok güzeldir. Hugo ve Nebula'yı kazanmış bir yazardan bahsediyoruz ama onları kazanmasaydı da gerçekten büyük bir yazar olduğunu her halükarda gösteren bir yazar. Bir uzay boşluğundayız. Güneş sistemine de bağlı olmayan gezegenlerde geçen bir olay var. Onlardan çok daha uzak bir yerde bir kapitalist sistem, bir klik kurmuş. Yani bir araya getirmiş pek çok yeri ve bunları da arasına katmak istiyor. Bir tane elçi göndermiş, gelin bize katılın, ticareti beraber yapalım, sizi biz sömürelim falan var ya. Hani bugünlerden hatırladığımız tabirle anlatmak gerekirse. Orada bir de başbakan var, kral var tabii ki iktidarda. Ve o başbakanla bu bizim elçi sürgün ediliyorlar. Çok kısa anlatıyorum ki sıkıntı olmasın. Ondan sonra bir şekilde bir araya geliyorlar. Bir yolculuk yapıyorlar. O yolculuk içerisinde dağlara tırmanıyorlar. Zaten buz gezegeninde geçiyor. Yani her şey çok soğuk. Ve bizi bir yere getiriyorlar. Müthiş bir yere getiriyorlar. Ursula Le Guin'i bir kere daha seviyorsunuz. İşte böyle. Bakın şöyle bir kitaplarımı toplayayım hemen. İşte burada. Güzel kitaplar. Tavsiye ederim. İyi okumalar.